kişiselleştirme operasyonu öncesinde muhakkak kan tahallerine bakıyoruz. Viral testlerini yapıyoruz. Neden yedi kemikler mide bağırsak sistemlerinde bir enfeksiyona sebep olmuş. Damar yolunu güzelce sarıyoruz ki yemesin. Yani çok fazla yer yatmadığı için biraz tedirgin oldu. Çok üstün çocuk ya. Pazar değil misin? Sonlarda mide öz suyu artar. Mide öz suyu artınca da kusma isteği de artar. Şimdi antibiyotiğini yapacağız. Ondan sonra anestezisiyle birlikte operasyonumuzu alacağız. Herkese merhabalar, ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugünkü vakamız Golden, kusuyormuş, kusma şikayetiyle geldi. 2 gündür de yemek yemiyormuş. Şimdi bu çocuğun tahlillerine bakacağız, röntgeni çekeceğiz. Bakalım kusmasına neler sebep olabilir, onunla ilgili başlayacağız bakalım. Şimdi yoğun bir sıvı kaybı olduğu için damarı görmek için biraz tıraş yaptık. Daha rahat görülsün diye. Kanımızın akış hızı gayet iyi, güzel gidiyor. Kan sonuçlarımız çıkana kadar biraz serum edeceğiz bu çocuğa. Ondan sonra röntgeni geçeceğiz. Kusmasına sebep ne var? Acaba bir tıkanıklık mı var? Ama kemik yemişti galiba değil mi? Evet. Kemikler de bu tarz kusmalara ve mide enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir. Çünkü kemikleri uzun süre dışarıda kalması, bakteriyel bir enfeksiyona, bakterilerin üremesine elverişli bir ortam yapıyor. Aşılarını biz takip ediyoruz. Aşılarında herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi röntgen odamıza geçiyoruz. Bir midesini ve bağırsaklarını görelim. Bakalım kusmaya neler sebep olur. Röntgen kodumuzu hazırladık. Tasmasını çıkaralım. Çünkü boğazın tam gözükmesini istiyoruz. Belki boğazında bir kemik veya kemik parçası da kalmış, o da rahatsız ediyor olabilir. Evet. Şimdi hayatı boyunca çok fazla yer yatmadığı için biraz tedirgin oldu. Hemen zaten biraz daha gelsin geri. Biraz daha gelsin. 2 saniye. Tamamdır. Şimdi röntgenimizi çektik. Akciğer, mide, bağırsak hepsini göreceğiz. Bir kemik yenmesinden şüpheleniyoruz. Kemik de böyle sindirim yollarında az önce belirttiğim gibi tıkanıklığa veya bir enfeksiyona sebep olabilmektedir. Şimdi röntgenimizi koyacağız ve bakalım neler olmuş. Onları göreceğiz. Röntgende herhangi bir şey görecek miyiz? Ardından kan sonuçlarımız da çıkmış olacak. Kan sonuçlarımızla birlikte bakalım, onu birlikte örtüştüreceğiz. Normalde aşılarını biz yapmasak eğer diğer viral testlerine de bakma gereği duyardık ama aşılarını biz takip ettiğimiz için herhangi bir viral enfeksiyonu veya işte hızlı test kitinden bakacağımız herhangi bir şey yok. Şimdi röntgen görüntülerinde bakalım neler olmuş. Heyecan dorukta. Röntgen görüntülerimizi bekliyoruz. Röntgen görüntülerimiz çıktı. Röntgen görüntülerinde herhangi bir bozukluk veya bir kemik, tıkanıklık gözükmüyor. Onun haricinde kan tahlilleri sonuçlarımız da çıktı. Kan tahlillerimiz de gayet iyi. Sadece biraz enfeksiyon var. Muhtemelen o yediği kemikler mide bağırsak sisteminde bir enfeksiyona sebep oldu. Onunla ilgili olarak tedavimize hadi gelin başlayalım şimdi. Şimdi röntgen sonuçlarımız çıktı. Röntgende herhangi bir tıkanıklık veya kemik kalmamış. Kemik gözükmüyor. Onu muhtemelen atmış. Ama önceden yediği kemikler mide bağırsak sisteminde bir enfeksiyona sebep olmuş. Bunu kan tahlillerinde de gördük. Şimdi bu çocuğa biraz sıvı kaybımız var. Ondan dolayı sıvı vereceğiz. Birkaç ilaçla bu durumu çözeceğiz. Sizin evde de bir ilaçlarınız olacak kullanmanız gereken falan. Onlarla birlikte bu durumu çözeceğiz. Zaten baksana keyfi de yerine gelmeye başladı. Zuzi! Evet. Biraz da vitamin verelim ufaklara. Bol bol vitaminler gitsin. Gel buraya bak. Evet, serumumuzun yanı sıra biraz da vitamin vereceğiz. Vitamin, mineral, amino asit. Çünkü kendine getirmemiz gerekiyor. İştahımız da yokmuş. 2-3 gündür de bir şey yemediği için serumlarla biraz desteklemek gerekiyor. Serum bitiminde diğer ilaçlarımızı da yapacağız. Bazı ilaçlarımızı damardan veriyoruz, bazı ilaçlarımızı kas içi yapıyoruz. Şu anda kusma olduğu için ağızdan çok fazla bir ilaç vermek istemiyoruz ve beslemeyi de ona göre kontrolü yapmak istiyoruz. Kusmalarda mide öz suyu artar. Mide öz suyu artınca da kusma isteği de artar. Buradaki maksat oradaki mide öz suyunu azaltarak kusma isteğini ortadan kaldırmak. Aynı zamanda bağırsakları da çalıştırmak istiyoruz. Bağırsaklar çalışınca çünkü sindirim kanalı da aktif olacaktır ve herhangi bir kusma olmayacaktır. Şimdi onlarla ilgili olarak ilaçlarımızı veriyoruz. Bir de bir antibiyotiğimiz olacak. Bolca da serum veriyoruz. İnşallah iyi olacağız uzun. Şimdi serum bitiminde diğer ilaçları vermek üzere. Görüşmek üzere.
Evet, şimdi serumumuz bitti. Serumumuzu kapatalım. Serum birkaç gün devam edeceğimiz için damar yolu açık kalacak. Enjeksiyonlarımızı yapacağız şimdi. İlk etapta vücut ısımız da yüksekti. Yaklaşık 40 dereceye yakın da vücut ısımız. Serumla birlikte o vücut ısımız da düştü. Biraz daha rahattı. Solunumu falan da dengelendi. Şimdi iğnelerimizi yapacağız. Aferin sana kocadan ya. Yemek yemeye birkaç saat sonra başlamasını istiyoruz. İlaçlar çünkü ancak etkisini gösterecektir. Kusmadan sonra daha hafif şeylerle başlanması iyi olacaktır. Kusmalardan sonra genellikle yoğurt veya böyle daha tavuk göğüsü haşlaması veya gastrointestinal mamalarımız var. Onlarla olması daha iyi olacaktır. Bakalım. Tam bir sevgi var sizde ya. Tam bir sevgi pıtırı diyor bu. Damar yolunu güzelce sarıyoruz ki yemesin. Bunlar çünkü buralarda herhangi bir bant olmasından veya damar yolu olmasından biraz rahatsız olabiliyorlar. Orayı güzelce sardık. Bu arada kilosunu da tatmış olduk. 29 kilo, 29,5 kilo. Hadi gel, gidiyoruz. Mide bağırsak sistemi enfeksiyonumuz var. Onunla ilgili olarak birkaç ilacımız oldu. Bunu kullanıyoruz. Günde bir kere iki tablet. Bir de reçete yazacağım. Onu da eczaneden alıyoruz. Bugün bir yoğurt falan verebilir misin? Ya böyle bir yoğurt alalım. Yoğurt verelim de tavuk göğsü haşlayabilirsek. Tavuk göğsü yesin. Biraz böyle daha yağlarını az, mideyi fazla zorlamayacak bir şeyler verelim. Bugünlük ilaçlarını zaten aldık. Bu ilaçları yarından itibaren başlarsınız. Bunu kullandıktan sonra gayet iyi olacaktır. Bir hafta sonra da kontrole bakacağız. Hastamızı taburcu ettik, sağlıklı bir şekilde gönderdik. Çıkarken de daha iyiydi zaten serumlardan sonra. Şimdi diğer hastamıza geçelim. Bugün kısırlaştırma operasyonumuz var. Kısırlaştırma operasyonu öncesinde muhakkak kan tahlillerine bakıyoruz. Viral testlerini yapıyoruz. Bunlar çok önemli oluyor. Çünkü operasyonda vücut uyku haline geliyor ve savunması zayıflıyor. Bu sırada herhangi bir enfeksiyon veya virüs varsa ortaya çıkıyor. Onu baskılamak için, onun önden haberini vermek için bir kan tahliline bakacağız. Kan tahlilinde her şey yolundaysa operasyonumuzu alacağız. Gel bakayım, sen nereye gittin? Kafasını dokunamıyormuş tabi operasyon olunca. Gel. Ne yapıyorsun? Oo, tabi aç karnasın, biraz gerginliğin de var. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Oh, maşallah, göbeği nasıl yaptın sen? Bir kere ona bakalım önce. Evet. Gel. 4 kilo. Evet. Şöyle genel muayenede ağzının içerisine bakıyoruz. Lenf yumrularını takip ediyoruz. Tüy yapımız gayet iyi. Lenf yumrularımızda herhangi bir şişlik veya belirginlik yok. Ağzımızda herhangi bir koku yok. Gayet iyi. Şimdi kanımızı alacağız. Her şey yolunda çıkarsa operasyon alacağız çocuğa. Gel bakalım. Vallahi sana güzel bir yaş mama açacağım. O kadar iyi oluyorsun ki. Beyaz surat. Kanı da güzel geldi. Akışkan. Rengi ve kıvamı da gayet iyi. Tamamdır. Evet. Evet, sonuçlarımız çıktı. Her şey normal. Kan değerlerimiz normal sınırlar içerisinde. Herhangi bir yükseklik veya düşüklük yok. Ama biz ameliyat öncesinde bir antibiyotik yapacağız. Burada kaldığı süre zarfı içerisinde antibiyotik yapıyoruz. Şimdi antibiyotiğini yapacağız. Ondan sonra anestezisiyle birlikte operasyonumuzu alacağız. Bu çocuğun gözlerini gördün mü sen? Bak. Birisi mavi. Bak, çok güzel. Çok üstü bir çocuk ya. Nazar değil misin? Ameliyathaneye alalım bu çocuğumuzu. Sonrasında da operasyon işlemini gerçekleştirelim. Evet, şimdi çocuğumuzu operasyona gönderdik. Ben de operasyona ineceğim. Operasyondan sonra da 5 gün biz nekat döneminde klinikte tutuyoruz.
herhangi bir dikişine patlatmasın, atlayıp zıplamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için şimdi ben operasyona geçiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı günler.